Koronavirüs de dahil tüm virüslerin mutasyonları aynen bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanmaları gibi tür içi değişimlerdir. Yani çevrimlerdir. Virüs yine virüstür, bakteri yine bakteri. Hatta koronavirüs yine koronavirüstür. Bunlara mutasyona uğradı diye yeni bir ad dahi verilmemekte, mutant koronavirüs denilmektedir. Bu yüzden bunları evrim olarak adlandırmak aslında tür değişimini ifade eden evrim tanımıyla çelişir ve evrim kelimesine yüklenmiş anlam itibariyle ateist ideolojiye hizmet eder. Koronavirüsün yeni ortaya çıktığı, yeni evrimleştiği iddiaları da vardır. Hayır, koronavirüs bir geçmişi olan virüstür. Mutasyonlar virüslerin şekillerini değiştirir fakat türlerini değiştirmez. Evet, mutasyonlar evrimci söylemini aksine evrimi çürütmektedir. Bununla birlikte evrimi çürüten başka genetik mekanizmalar ve kanunlar da vardır. Bir kısmı şunlardır. DNA tamir mekanizmaları, farklı iki tür arasında çiftleşme veya gebelik oluşmaması veya üreyebilen sağlıklı yavru doğmaması. Yaşam sürecinde kazanılan özelliklerin nesillere aktarılamayışı. Örneğin zorlu yaşam koşullarında, mesela savaşlarda hayatta kalma mücadelesi ile vücudu yapılı hale gelen bir babanın bu kaslı halini çocuklarına aktaramayışı gibi. Öncelikle mutasyon tanımıyla başlayalım. Mutasyon bir canlının hücresi içindeki DNA ya da RNA diziliminin bir kısmında meydana gelen kalıcı değişimlerdir. Mutasyona sahip bir organizmaya mutant denilir. Mutasyonlar genel olarak ikiye ayrılır. Bunlar üreme hücresi mutasyonları ve diğer doku hücrelerinin mutasyonları, yani üreme hücreleri dışındaki vücut hücrelerinde oluşan mutasyonlardır. Doku hücreleri içinde gerçekleşen bir mutasyon kalıtsal değildir, yani kuşaktan kuşağa aktarılmaz. Zaten bu konumuzun dışındadır. Evrime delil olma ihtimali olmayan bir durumdur. Üreme hücresi mutasyonları ise kalıtsaldır ve bir sonraki nesillere aktarılır. Ancak tespit edilen tüm mutasyonlar, üreme hücresi mutasyonları da dahil, ya zararlı, yani hastalık veya ölüm sebebidir, ya da etkisizdir. Evrimci söylemin aksine mutasyon yoluyla yeni bir tür veya organ gelişmesi söz konusu değildir. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Drosophila melanogaster sineği üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar, bir gen tarafından oluşturulan bir protein mutasyonunda bu mutasyonun yaklaşık %70'inin zararlı olduğunu, geri kalanın ise ya nötr ya da nötr sınıfında, yani etkisiz sınıfta sayılabilecek kadar zayıf faydalı etki gösterdiğini, yani sineği başka bir türe dönüştürme veya farklı yeni bir organ oluşturma etkisi olmadığını göstermiştir. Gelecek kuşaklara aktarılabilen üreme hücrelerindeki mutasyonlar sonucu ancak Down sendromu, orak hücreli anemi gibi çok sayıda kalıtsal hastalık meydana gelmektedir. Bırakalım yeni daha üstün bir tür veya organ oluşmasını. Düşüklerin en önemli sebeplerinden biri de bu tip zararlı mutasyonlardır. Gebeliklerin özellikle ilk 3 ayında meydana gelen bu düşüklerin %80-90'ının mutasyonlara bağlı genetik anomalilerden kaynaklandığı bilimsel verilerle sabittir. Daha az sayıda da olsa doğanlar ise üreyemeyecek kadar hastadır. Üreme fonksiyonları bozuktur ve bu hallerini yine nesillere aktaramazlar. Yani bu ilahi tedbir sayesinde insanlığın çoğunluğu hastalıklı değil, sağlıklı olabilmektedir. Hastalıklar az sayıda kalmaktadır. Bu ilahi tedbir olmasaydı insanlığın çoğu sağlıklı değil, hastalıklı olurdu. Neslin devamı ve yaşam mümkün olmazdı. Burada da bir hikmet, bir denge, bir dizayn görünmektedir. Dizayn varsa dizayn edici de vardır. Tedbir varsa müdebbir olan Allah da vardır. Ayrıca yine farklı bir ilahi tedbir sayesinde türlere has genetik genel kararlılık söz konusudur. Canlı türlerinde hem genotipik, yani genetik yapılarında, hem de fenotipik, yani dış görünüşlerinde bir istikrar, bir kararlılık, türe has özellikleri sürdürme, koruma durumu söz konusudur ve bu çok hikmetlidir, evrimi de çürüten bir hakikattir. Bu kararlılığı sağlayan durumlardan biri DNA tamir mekanizmalarıdır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahip olarak yaratılmışlardır. Bu mekanizmalar tür değişimine, yani evrime engeldir. Çünkü DNA'daki tüm değişimleri hemen eski haline getirmek üzere durmaksızın işleyen ve sağlığı, organ ve tür kararlılığını idame ettiren, koruyan bir sistemdir. DNA tamir mekanizmaları iftihar ettiğimiz Türk ve Müslüman bilim insanımız Profesör Aziz Sancar'a 2015 yılında Nobel ödülü kazandıran çok önemli bir bilimsel keşiftir. Eğer canlılar DNA onarım mekanizmalarına sahip olmasalardı, canlılık devam edemeyebilirdi. Bu dahi mutasyonların yapıcı değil, büyük oranda yıkıcı etkisini ispat eder. Böyle bir ortamda evrim nasıl mümkün olacaktır?
bir de oluşması ve gelişmesi gereken en küçük amino asit, protein düzeylerinden ta organ ve organizma düzeyine kadar sayısız organlar, fonksiyonlar, canlılar ve türler olduğunu da düşünürsek, mutasyonlara bel bağlamış evrim söylemi için bu durum tam manasıyla bir hayal kırıklığıdır. Profesör Aziz Sancar'a yöneltilen "Evrim hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Ben Allah'a inanıyorum, Müslümanım" şeklinde cevap vermiş olması da evrimin bilimsel değil, inançsal olduğunun ve yanlış bir inanış olduğunun bir başka kanıtıdır. Ayrıca evrimin İslam ile bağdaşmadığının da başka bir itirafıdır. Genetik, DNA ve mutasyonlar üzerinde yıllarını veren böyle değerli bir bilim insanımızın bu sözü dahi elbette yaratılış lehine, evrim aleyhine bilimsel bir kanıt değerini taşır. Tüm bu mekanizmalar sayesinde insanın ömrü süresince, örneğin anne karnında oluşmuş pankreas hücreleri 10 yıllar içerisinde farklı hücrelere dönüşüp farklı organlara dönüşmesini engellemek adına, pankreasın yok olmasını engellemek adına bu mekanizmalar işlemekte, yani oluşmuş organlar kararlı şekilde hallerini korumaktadır. Yine bu sayede binlerce yıldır insan aynı insandır. İnsan denilince genel hatlarıyla, genel özellikleriyle hep aynı canlı varlık göz önüne gelir. Maymun denilince de yine binlerce yıldır aynı canlı varlık göz önüne gelir. Aynı hayvan türü kendine has özelliklerini sürdürmektedir. Farklı türler arasında çiftleşme ve gebelik gerçekleşmemektedir. Bu da yine çok hikmetli bir başka ilahi kanundur. Stalin döneminde evrime kanıt oluşturmak gayesiyle suni yöntemlerle farklı türler arasında ve maymunla insan arasında çiftleştirmeler denenmiştir. Bu çiftleştirme denemeleri hep başarısızlıkla sonuçlanmış ve bir gebelikle sonuçlanmamıştır. Malumunuz nadir örneklerden olan at ve eşek çiftleşmesi sonucu doğan katırlar ise kısırdır, üreyip çoğalamazlar. Bu örnek dahi Allah'ın yaratma kanunları ile evrim söylemlerinin çeliştiğinin bir başka ispatıdır. Allah'ın tüm yaratmaları hikmet üzeredir. Zararlı, saçma, boş ve abes işler ancak eksik olan insanlardan, onların hayallerinden çıkar. Yüce Allah'ın evrim tarzına bir yaratma kanunu yoktur. Yukarıdaki örneklere ek olarak bunun bir hikmeti de şudur. Anne baba farklı bir tür, yavru farklı bir tür oluşması sakıncalıdır ve yaşamla bağdaşmaz. Böyle bir durum gerçekleşecek olsa idi, örneğin aslan olan anne babadan olma farklı bir tür yavru nasıl hayatta kalabilecek ve kendini geliştirebilecekti? O yavru adeta anne babasız bir yavru gibi çaresiz, bakımsız, desteksiz kalmış olacaktı. Aslanlık öğretmekten başka bir şey bilmeyen o anne baba, aslan olmayan o farklı türdeki yavrularına ne öğreteceklerdi, ne yedireceklerdi? Bu durumdaki bir yavrunun büyüyüp üremesi şöyle dursun, avlanabilmesi, hayatta kalabilmesi dahi mümkün olmayacaktır. Ayrıca böyle bir yavruya karşı cinsin de eş zamanlı olarak evrimleşip türemesi gerekir. Böyle bir şey de bu imkansızlığı iki katına çıkarmaktadır. Epigenetik başlığı altındaki tüm evrimci söylemler ise yine gerçekleri çarpıtmalardan ibarettir. Epigenetik değişimler türden türe geçiş değil, yine türün kendi içindeki değişimlerdir. Örneğin folik asit yedirilen gebe fareler ile yedirilmeyen farelerin farklı renkte fare doğurmaları bir evrim değildir. Tür değişmemiştir. Beyaz, zenci, sarı ırk insanlar gibi burada da farklı mekanizmalarla renk değişmiştir. Farklı renk ve ırklardaki insanlar hepsi insan olduğu gibi burada da fare yine faredir. Fare bir tavşana dönüşmemiştir. Maalesef bu hadise dahi evrime delil gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Sözlerime Darwin'in ve Profesör Kevin Padian'ın şu çarpıcı itiraflarıyla son vermek istiyorum. Bakınız Darwin ne diyor? Ayrıntıya girdiğimizde tek bir türün bile değiştiğini kanıtlayamayız. Varsayılan değişikliklerin faydalı olduğunu da kanıtlayamayız ki teorinin temeli buna dayanmaktadır. Günümüz evrimcilerinden Profesör Kevin Padian da bakınız ne diyor. Büyük evrimsel değişiklikler nasıl başladı? Türlerin on binlerce yıl oturup faydalı mutasyonların meydana gelmesini beklediğine, bu arada bu nasıl oluşmaktadır? Ve büyük bir istekle bunları yeni ve yararlı bir tür değişimi oluşana kadar biriktirip koruduklarına inanan biri var mı? İşte bu durum Waddington ve diğerlerinin de belirttiği gibi neo-Darwinizmin saçma ve mantık dışı matematik argümanlarıdır. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.